Hoş geldiniz. Ben Muhlis Akkoca. Bu videoda YouTube'a içerik üretenlerin en sık kullandığı ışık sistemlerinden biri olan Godox SL60W'nun incelemesiyle karşınızdayım. Fiyatı ve sunduğu performans olarak gayet makul bir ürün. Ben de yaklaşık 45 gündür Godox SL60'ı kullanıyorum. Bu süre zarfında ürünün artıları ve eksilerini görme şansım oldu. Şimdi hazırsak ürünün detaylarına geçelim. Öncelikle kutu içeriğinden neler çıkıyor onlardan çok kısa bahsedeyim. 1 adet koruma kapağı çıkıyor. 1 adet sanırım şekillendirici deniyordu. Bu üründen çıkıyor ve cihaza bağlı olan güç kablosu çıkıyor. Maalesef ki artık kumanda kutudan çıkmıyor. Kumandayı ayrı olarak ekstra ücret ödeyerek almak zorundasınız. Bu konudaki yorumlarımdan birazdan bahsedeceğim. Ürünün arka kısmına baktığımızda üst kısmında taşımak için bir tutacak var. Şimdi açma kapama tuşumuzdan ürünü açalım. Açtığımızda ekranda bilgiler gözüktü. Bu bilgilerden en üstteki kanal bilgisi oluyor. Peki kanal bilgisi nedir? Eğer birden fazla ışık sistemi kurarak bir setup kurduysanız ve kumandanız da varsa her ışığı belirli bir kanala atayıp kumanda üzerinden o kanaldaki ışığın seviyelerine müdahale edebiliyorsunuz. Açıkçası ben şu ana kadar bir setup kurmadığım için bunu kullanmadım ama böyle bir ek özellik olması güzel. Kanal seçeneğinin altında ışığın seviyesi ve yoğunluğu var. Seviyeyi yüzde değerlerine göre istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Bu değerler %10 ile %100 arasında oluyor. En altta da ışığın sıcaklık derecesini görüyoruz. Yan tarafa doğru geldiğimizde burada bir kilitleme yeri var. Softbox veya şekillendirici deliklerden geçirip taktıktan sonra hafif sağa çevirdiğinizde kilitleme sesini duyacaksınız. Bu sayede önüne softbox gibi yumuşatıcı veya dağıtıcı ışıklar kullanabiliriz. Diğer özelliklerine baktığımızda 1.6 kilogramlık bir ağırlığı var. İsminden de anlaşılacağı gibi 60 watt gücünde bir ışık veriyor. Diğer teknik özelliklerini yan tarafa yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi tabii ki Godox SL60'ı almakla iş bitmiyor. Bu cihazı taşımak için bir de tripodla beraber ışık sistemimizin önüne ışığı yumuşat veya istediğimiz bölgeye ışık vermek için bir softbox almamız gerekiyor. Benim bu ekipmanlardaki tercihlerimi sizlere aktarayım. Tripod olarak Godox 260T modelini Fujifilm'den bana önermişlerdi. Bu arada Godox ürünlerinin ithalatçısı Fujifilm oluyor. Türkiye'yi onlar getiriyorlar. Şu an tripodun güncel fiyatı 300 lira oluyor. Gayet sağlam bir şekilde SL60'ı ve softbox'ı taşıyabiliyor. Tabii ki ben hep kapalı mekanlarda çekimler yapıyorum. Bunu da belirteyim. 300 liraya alınabilecek başka bir tripod alternatifi de yok açıkçası. Softbox olarak tercihimi yine Godox'un 95 santimlik gridli bir modelini tercih ettim. Tam model ismini hatırlamıyorum. Ekranda göstermeye çalışırım. Bunun fiyatı da yaklaşık olarak 500 lira oluyor. Grid dediğimiz şey softbox'ın üzerine yapıştırdığımız ızgaralar. Neden böyle ek bir ürün kullanıyoruz? Çünkü bu gridler ışığın tüm odaya yayılmasını engelliyor arkadaşlar. Buradaki ızgaralar belirli bir yere ışık vermemizi sağlıyor. Örneğin ışık sistemim şu an benim ön yukarımda oluyor ve sadece yüz kısmım aydınlatılıyor. Odanın tamamına ışık yayılmıyor veya çok az yayılıyor. Arka taraf da kısmen karanlık kalıyor. Bu sayede eğer kaliteli RGB LED ışıklarınız varsa arka duvarı güzel renklere boyayıp daha güzel bir görüntü kalitesi elde edebilirsiniz. Benim sağda ve solda hafif mavi ışıkları şu an görüyorsunuz. Bunlar ucuz ve çok kaliteli ürünler olmadığı için yoğun bir ışık veremiyorlar. Ama şimdilik işimi görüyor. Şimdi çok fazla konu dışına çıkmadan gelelim Godox SL60 ile yaşadığım deneyimlere. Deneyimlediğim tüm artı ve eksi yönlerinden bahsetmeye çalışayım. Öncelikle eksi yönleriyle başlamak istiyorum. Bu ürünün en kötü yanı fan sesini biraz yüksek olması. Bu tarz ışıklar fazla ısınma yaptıkları için içerisinde güçlü bir fan olmak zorunda ve Godox SL60'ın içindeki fan biraz sesli çalışıyor. Açıkçası ben bunu bilerek aldım. Çünkü montaj programlarıyla örneğin ben montajlarımı Premiere Pro ile yapıyorum. Bu gibi programlar sayesinde dip sesleri silebiliyorum. Haliyle siz bu dip sesleri veya ışıktaki fan sesini duymuyorsunuz. Fakat bu dip sesleri silerken çok az da olsa ses kalitesinden ufak bir taviz verebiliyorsunuz. O yüzden bu durumu herkes tercih etmeyebiliyor. Şu an Godox SL60 yaklaşık olarak benim 1.5 metre önümde. Dip sesleri sildiğim için size herhangi bir rahatsız edici ses ulaşmayacaktır. Ama genel olarak ürünün böyle bir kusuru var. Onu en baştan belirtmem gerekiyor ki almayı düşünüyorsanız bunu bilerek almalısınız. İkinci eksiyon artık Godox SL60'ın kutu içeriğinden kumanda çıkmıyor. Neden kutunun içinden kumanda çıkarıldı bunu anlamadım. Birçok arkadaşıma ben bu ürünü aldırdım. Hepsinde kumanda çıkmıştı. Ama sanırım 2 aydır kutu içeriğinden kumandayı çıkardılar. Ekstra olarak satıyorlar ve 120-130 lira gibi bir ücreti vardı yanlış hatırlamıyorsam. Desem ki kur farkından dolayı fiyatlara zam yapmamak için çıkarıldı. Hayır. Fiyatlara da yeni zam yapıldı. Bu olayı anlamadım gerçekten. Kumanda bence kutu içeriğinde kesinlikle olması lazımdı. Yeri gelmişken eleştirimizi de yapmış olalım. Üçüncü olarak SL60'ı tripoda bağlamak için sağ tarafında bir bağlantı aparatı var. Bu bağlantı aparatı size sağlam bir his vermiyor. Softbox ön tarafa taktığınızda ön tarafa da bir yük bindiği için ürünleri tripoda iyi bir şekilde bağlamanız gerekiyor. İyi bağlamak için de bağlantı aparatını sağlam sıkmanız gerekiyor. Ben buraya her sıktığımda içimde hep
ufak bir korku oluşuyor. Acaba elimde kalır mı diye. Keşke daha sağlam bir aparat koyulsaydı. Bu da gördüğüm en önemli eksi yönlerden bir tanesi. Artı özellikleriyle devam edelim. İlk artı özelliği tabii ki fiyatı. Rakiplerine kıyasla fiyatına göre sunduğu özellik ve performans bakımından oldukça kullanışlı ve uygun bir ürün. Şu an güncel fiyatı 1430 lira seviyelerinde. Ben yaklaşık 1,5 aydır bu ürünü kullanıyorum. Ek olarak güç kablosu oldukça uzun ve kalınca bir yapıya sahip. Uzatma priz kullanmadan rahatça istediğiniz yere takabiliyorsunuz. Bu da oldukça güzel bir özellik. Işık seviyesi de oldukça tatminkar. Özellikle YouTube çekimleri için kullanışlı, ideal bir ürün diyebilirim. Gelelim Godox SL60 alınır mı? Fark ettiyseniz ürünü bayağı bir yerdim. Artı yönlerinden çok eksi yönlerinden detaylı bahsettim. Ama kendime de bu üründen aldım. Şimdi diyeceksiniz ki madem bu kadar olumsuz özellikler var, niye o zaman kendin aldın? Arkadaşlar benzer fiyatlarda bu ürünün muadili başka bir model maalesef ki yok. Her ne kadar olumsuz özelliklerinin altını çizerek bahsetsem de bence bu ürün benzer muadilleriyle kıyasladığımda bu fiyata alınabilecek en iyi ürün. Fiyatının 1430 lira olduğunu söylemiştim. Belki birçoğunuz fiyat yüksek diyecektir ama benzer diğer marka ve modellere baktığınızda fiyatlar çok daha yüksek. O yüzden fiyat performans olarak her şeye rağmen Godox SL60 alınabilecek en iyi ışık sistemi. Tabii ki maliyete tripod ayağını ve softbox'ı da eklemeyi unutmayın. Benim biraz önce bahsettiğim diğer modellerle beraber toplam maliyet 2200 liraya geçiyor. Ben SL60W'dan genel olarak memnunum. Hem kendi çekimlerimde şu an olduğu gibi kullanıyorum. Hem başka içerik üreticilerinin çekimlerini de kullanıyorum. Ayrıca bazı kurumsal firma tanıtım çekimlerini de kullanıyorum. Her ne kadar olumsuz yönleri de olsa fiyat performans bakımından mantıklı bir tercih olduğunu düşünüyorum. Tripod ve softbox tercihlerini ben kendi aldığım ürünleri özellikle YouTube çekimleri için tavsiye edebilirim. Eğer alternatif başka çekimlerde de kullanacaksanız diğer softbox modellerine bakılabilir. Kararsız kaldığınız durumlar olursa da Fujifilm çağrı merkezini arayarak Godox ışık sistemleri hakkında uzman kişilerle görüşebilirsiniz. Benim de kafama takılan birçok şey vardı. Bu konularda uzmanlardan detaylı bilgi almıştım. Şimdi gelelim YouTube çekimleri için ışığın önemine. Birçok videomda sizlere bahsettim. Işık bir video için kameradan çok daha önemlidir arkadaşlar. O yüzden kısıtlı bir bütçeniz varsa bu bütçeyi ışıklardan yana kullanmak çok daha mantıklı. Gerekirse telefonunuzun arka kamerasıyla çekin. Eğer ışık sisteminiz doğru konumlandırılmış ve kısmen kaliteli ise gayet tatmin edici görüntülere ulaşabilirsiniz. Tekrar söylüyorum, ışık ve ses bir videodaki en önemli iki şeydir. Düşük bütçelere göre de mikrofon ve ışık tercihleri var. Hatta bu iki konu için de öneri ve tavsiye videolarım bulunuyor. Onlara bakabilirsiniz. Açıklamalar kısmına ilgili videoların linklerini bırakacağım. Evet arkadaşlar, bu videoda da özellikle içerik üreticileri için en gerekli ekipmanlardan biri olan ışık sistemlerinden ve Godox SL60W ile yaşadığım deneyimlerden bahsetmiş oldum. Bu tarz YouTube ekipmanları ile alakalı ileride daha fazla inceleme ve deneyim videosu yapmayı düşünüyorum. Her zaman olduğu gibi hem olumlu ve hem de olumsuz yönlerini şeffaf bir şekilde belirtmeye çalışacağım. Eğer bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olup bu videoyu beğenebilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.